tasavvufu menfilikten arınmış ve inkişaf edilmiş bir gönülle arı duru saf bir şeriatı yaşamaktır. Arı duru bir şeriat. Evet. Tavizsiz bir şeriat. Arı duru şeriat efendim. Biraz da orayı açmanızı istirham edeyim ben. Tasavvuf şeriatı kemale erdirmektir. Evet. Yani budur. Çünkü Hucurat'ın ilk ayet Allah ve Resulüne geçmeyin. Yani evet. Resulullah benim olduğum gibi olun. Benim kıldığım gibi kılın buyuruyor. Evet. Yani Cenab-ı Hak da ümmetin Resulullah'a benzemeni istiyor. Evet. Resulullah Efendimiz de ümmetinin kendisine benzemesini arzu ediyor. Onun için yani arı duru bir şeriatı yaşamaktır yaşamak. Mesela günlük meselelere gelelim Ahmet abi. Mesela görüyoruz adam iyi bir insan, umreye gidiyor, hacca gidiyor, namazını kılıyor. Gel bir dünyaya mesela bir zaafa uğruyor. Bir miras mevzunda zaafa uğruyor. Ticaret hayatında bir zaafa uğruyor. Allah'ın istemediği bir ticaret var. Efendim bugün bunu yapayım da yarın bundan çıkıp kurtulurum diyor. Ayağını basıyor, tabi battıkça batıyor. Bunun farkında değil. Faize evet. Bulaşıyor, tefecilerin elinde kalıyor vesaire. Kimi aman diyor çocuğumun istikbali diyor. Onu diyor şu üniversiteyi bitirsin, Amerika'ya göndereyim, Asya'ya göndereyim, şuraya göndereyim diyor. Fakat esas biz dünyaya niye geldik? Ne vermek lazım çocuğa? Evet o diğer zahiri ilimleri verecek ama en başta Allah sebebiyle Allah korkusunu verecek. Vicdanı temiz bir evlat yetiştirecek. Kendisi arkasından ve bir şahsiyet ve fazileti evladına miras bırakacak. Evet. Tabii bu olmazsa bunlar birkaç misal bu. Evet. Olmuyor bunlar. Yani olmazsa bu tasavvuf yaşanmış olmuyor. Zikir olmuyor.